Sevgili yavrularım, merhabalar. Yine bir hayat bilgisi dersinde beraberiz. Geçen dersimizde Atatürk'ün kişisel özelliklerini, kişilik özelliklerini ders kitabımızdan işlemiştik. Şimdi bu konuyla ilgili size devam edeceğimi söylemiştim ve bir konu özeti yazdırmak istiyorum. Hayat bilgisi defterlerinizi bu konuyla ilgili hazırlamış olduğum özeti yazabilirsiniz. Atatürk'ün kişisel özellikleri. Atatürk'ün kişisel özellikleri. Mustafa Kemal Atatürk dünyanın en büyük devlet adamı, dünyanın bugüne kadar gelmiş, geçmiş en büyük devlet adamı ve askerlerinden biriydi. Onun sahip olduğu kişilik özellikleri sayesinde, milli mücadelede yani Kurtuluş Savaşı'nda karşılaştığı sorunların üstesinden kolayca gelmiştir. Onun sahip olduğu kişilik özellikleri sayesinde milli mücadelede karşılaştığı sorunların üstesinden kolayca gelmiştir. Şimdi bir tablo yaptık. Bu tabloyu sırayla defterlerimize not edelim. Şöyle sıralayabiliriz Atatürk'ün kişilik özelliklerini. 1. Vatansever ders kitabımızın 148'de yurdun her karış toprağı yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz sözüyle de bunu söylemiştik. 1. Vatansever. 2. Yaratıcı. 3. Gerçekçi. 4. Sabırlı. Disiplinli. İleri görüşlü. İyi kalpli. Açık sözlü. Mantıklı. Yazıyorsunuz sanıyorum bir taraftan. Eğitimci. Sanatsever. Çalışkan ve zeki, cesur, sorumluluk sahibi, çok önemli bir özelliği, başkalarının fikirlerini önemser, değer verirdi. İnsan ve millet sevgisi ve barış sever. Tekrar ediyorum. Sanıyorum sizler de notlarınızı alıyorsunuz. Vatansever, yaratıcı, gerçekçi, sabırlı, disiplinli, ileri görüşlü, iyi kalpli, açık sözlü, mantıklı, eğitimci, sanatsever, çalışkan ve zeki, cesur, sorumluluk sahibi, başkalarının fikirlerini önemser, insan ve millet sevgisi ve barış sever. Tabii bunları daha çoğaltabiliriz. Sizler de daha örneklendirebilirsiniz. Onun özelliklerini saymakla bitmez. Ama ben burada en önemli kişilik özelliklerinden, sizlerin seviyesine göre en önemli kişilik özelliklerinden bahsettim. Şimdi Mustafa Kemal'in anlamak için
Mustafa Kemal'i anlamak için onun Nutuk isimli ölümsüz eserini okumak ve karşılaştığı güçlükleri daha iyi anlamak gerekir. Sınıfımızda sizin seviyenize göre okul 19-10 yaşındaki çocukların seviyesine göre hazırlanmış nutuk kitabı birçoğunuzda vardı. Bunu zaman zaman okuduğunuzu biliyorum. Ve isterim ki olmayan arkadaşlarımız da bu kitabı edinsinler ve aralıklarla olarak okusunlar. Şimdi nutuk bize hangi yılları anlatmaktadır? Çocuklar, nutuk Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı 1919 yılından başlar. 1919 Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla 1927 yılında bütün inkılaplarını aşağı yukarı tamamladıktan milli mücadeleyi, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve 1927'ye kadar yapılan yeniliklerinden, inkılaplarından bahsetmektedir çocuklar. Sanıyorum bunlarla ilgili notlarınızı aldınız. Şimdi ben size birkaç tane Atatürk'ün kitabımızdaki alıntılar vardı. Atatürk'ün barışseverliğini açıklayan, anlatan bir alıntıyı okumak istiyorum. Atatürk ve Barış. 1923 yılında bir Eylül akşamı Mustafa Kemal'i İzmir'de çok dalgın ve düşünceli görmüşler. Paşam, düşmanı yendik, Kurtuluş Savaşı'nı başardık. Neden böyle düşüncelisiniz? Mustafa Kemal mavi gözlerini Ege'nin ötesine çevirerek şöyle cevaplamış. Yunanistan ile nasıl dost olacağımızı düşünüyorum. Savaş bitti ama iki yakın komşu devlet düşmanca yaşayamayız. Bunun çözümünü düşünmekteyim. Dostluk ilişkilerini kurmak için nereden başlamalıyız diye düşünüyorum demiş. Sonunda Mustafa Kemal yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle özlediği barış ortamını gerçekleştirmiştir. 9 Şubat 1934'te kurulan Balkan Bağdaşması'yla yani Balkan Antlaşması'yla Yunanistan ve diğer Balkan devletleriyle iyi dostluk ilişkilerini geliştirmiştir. Atatürk ve Venizelos arasındaki bu dostluk uluslararası toplantılarda birbirinin hakkını savunma aşamasına kadar ulaşmıştır. Bakın iki komutanın arasında, iki devlet adamı arasında ki dostluk uluslararası toplantılarda birbirinin hakkını savunma aşamasına kadar ulaşmıştır. Burada neyi anlıyoruz? Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle barışçıl özelliğini anlıyoruz. Bir diğer Atatürk içinde dünya devletlerinin, önemli kişilerin Atatürk için söylediği sözlerden bazısını okumak istiyorum. Atatürk 10 Kasım 1938'de kaybettikten sonra bütün Türkiye onun için ağlıyor ve dünya liderleri de onun için çeşitli sözler söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi. Afgan Kralı Emanullah Han şöyle demiş. Atatürk yalnız Türkiye'nin değil bütün Doğu'nun atasıydı. Bakın Atatürk yalnız Türkiye'nin değil bütün Doğu'nun, Doğu'daki ülkelerin atasıydı. Lideriydi demek istiyor. Bir diğer söz General MacArthur söylüyor. Onun için. Asker, devlet adamı, çoğumuzun en büyük liderlerinden biriydi. Bir general bunu söylüyor. Kendisi Türkiye'nin dünyanın en ileri memleketleri arasında yerini almasını sağlamıştır, diyor General Mac
Arthur. Yunanistan Başbakanı General Metaxas söylüyor şimdi okuyacağım sözü. Atatürk yalnız Türk tarihinin büyük bir lideri değil, aynı zamanda büyük bir barış adamıdır. Çok güzel söylemiş. Atatürk yalnız Türk tarihinin büyük bir lideri değil, aynı zamanda büyük bir barış adamıdır. Bir başka yazar, İtalyan yazar söylüyor. Lisan Martino diye bir İtalyan yazar şöyle diyor. Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sezgisiyle hasımlarını dize getirdi. Yani karşısındaki bütün dünya devletlerini veya milli mücadelede ona karşı olan devletleri, yurdumuzu işgal eden işgal devletlerini dize getirdi. Nasıl diyor? Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sevgisiyle. Bir başka Pakistanlı şair İkbal şöyle diyor. Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım idi. Onun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik. Ne güzel söylemiş. Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım idi. Onun bakışı cihanı, yani dünyayı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik. Tabii bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. Sizden çocuklar ders kitabımızdan sayfa 149'da konuyu pekiştirelim diye bir bölüm var. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin altlarına Atatürk'ün hangi kişisel özelliğini anlattığını yazınız. Bu konuda evet, bu resimlerin altına sizin de burada gördüğünüz gibi bu sayfaları yapmanızı sizden istiyorum. Evet, geldiğimiz zaman sağlıkla birbirimize kavuştuğumuzda bu konularımızı, yaptığımız çalışmaları gözden geçireceğiz ve arkadaşlarınız ile çok büyüdü kaçtı. Arkadaşlarınız ile bu sayfaları, yazdıklarınızı paylaşmanızı isteyeceğim. Sevgili yavrularım, evet, bu dersimizde burada tamamlamış olduk. Sizleri beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sanıyorum notlarınızı da aldınız. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.